Bugün sizlere su yanımızda gördüğünüz fiyat liniği detaylı olarak incelemesini yapacağız. Dikkatimizi çeken tamponlar çok güzel olmuş. Kimse yapmadı. Yapılmışı da yapmayı sevmem. Dedik hani deneyelim. Kötü olsa da iyi olsa da yapacağım dedim. Selamun aleyküm arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere su yanımızda gördüğünüz fiyat liniği detaylı olarak incelemesini yapacağız. Aras benim çok hoşuma gittiği için sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi videoya geçmeden önce bu arazı yapan ustamızı sizlere bir tanıtalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi, sağ olun siz. Bugünlerimize çok şükürler olsun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum arazını bizimle paylaştığınız için. Sağ olun. Şimdi videoya geçmeden önce sizleri tanımak istiyorum. İsmim Furkan, soyadım Çalışkan. Alibeyköy'de oturuyorum. Peki bu aracın biraz geçmişini öğrenmek istiyorum. Nasıl aldınız, ne zaman aldınız? Sene 2016'da aldım aracı. Ticaret amaçlı aldım. Ya son bir yıldır yapmaya başladım. Ticaret falan bitmişti zaten bu piyasalardan dolayı. Ondan sonra sırf araba işine girdik. Liniye tercih etme sebebini öğrenebilir miyim? Yani şansa bu geldi açıkçası. Hani kısmet bu. Yani özellikle liniye değil. Biraz da araba hakkında bilgi öğreneceğim. Paket olsun, kilometre olsun. Aracım 2012 model Euro 5 1.3 Active Plus. Ya en boşuydu. Sonradan doldurduk aracı. Çok güzel dolmuş. Allah gözden nazardan korusun. Amin. Bugün de şansımıza, normalde hafta kapalıydı ama bugün şansımıza çok güzel bir hava var. İstersen söyle bir incelemesini yapalım tamam. Kanka. Dikkatimi çeken tamponlar çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Biraz bilgi öğrensem senden. Bir de bunu ilk sen de gördüm. Ben aslında tampon fikri yoktu. Görkem Tezcan diye bir arkadaşımız var. Daha önce çekimini yapmıştınız. Buradan selam olsun ona da. Ya o kanıma girdi biraz. Hani bir de kimse yapmadı. Yapılmışı da yapmayı sevmem. Dedik hani deneyelim. Kötü olsa da iyi olsa da yapacağım dedim. Biraz farklı olmuş ya. Diğer linelerde de önceden tampon yapıyorlar. Şu anda piyasada görmüyorum. Seninki çok çok farklı olmuş. Evet, zaten bu kalıbı da herkes uyduramadı. Yani zor bela birisini bulduk. Hani yaptık, oldu da. Lip olarak ne lipi kullandınız? Bu tamamıyla özel yapıldı aslında. Böyle bir lip yok. Hani FC5'inkini döktüler, karıştırdılar, uzattılar, bir şeyler yaptılar. Karısım ortaya böyle sıktı. Yani özellikle bir şey yok hani. İsmi yok. Güzel olmuş ama. Şimdi farlara gelmek istiyorum. Farları komple sen yapmışsın. Evet, doğru mu? Farlar, göstergeler falan hepsi bana ait. Şu an. Biraz farlardan bilgi öğreneceğim ama öğrenmeden önce sana zahmet farları bir yakabilir miyiz? Tamam. O zaman söyle farlardan biraz bize bilgi verirsen. Farlarımızda 2.5 inç mercek var. İçinde H1 LED xenon var. Kristal kayar animasyonlu LED var. Artı karartma. Artı kenarlarındaki angel normalde piyasada yok. Hazır değil. Bunları ben adreslenebilir şekilde kendim yaptım modülle birlikte. Telefon kontrollü. İstediğin şekilde yakabiliyorsun animasyonu. Şu anda otomatik modda. Ama çok yani, güzel olmuş. Her şey size ait. Evet, her şey bana ait. Yani isteyen olursa yardımcı olursun. Yardımcı olurum. Zaten ama çoğu kişi tanıyor beni. Yani fiyat gruplarında olsun, linea grubunda olsun. İsteyen her türlü ustamıza ulaşabilirsiniz. İsterseniz öyle yan tarafa geçelim kanka, gel böyle. Jant konusuna gelmek istiyorum. Biliyorsun önceden konuşmuştuk. Evet. Farklı bir jant vardı da benim de nedense hoşuma gitmedi. Ya tabii ki zevk meseli de bu daha güzel ona göre. Evet, bu 18 inç en azından hani. Bir de 18'de fazla seçenek olmadığı için bu jantı denedik. Daha önce 18 jant taktım. Hani tek takmadığım bu kaldı. Bunu da takalım dedik. Bir süre bize kalacak. Önceki jant neydi? Bir de ismini öğrendim. Bundan önceki Alpina vardı. Ondan önce RC'nin 18 bir jantı vardı. Peki isim, ebatların hepsini öğrensem? Jantın markasını tam bilmiyorum aslında. Doğrudur. 2.15, 35-18 lastiklerimiz var ince yanak. Tam oturması için, sürtme yapmaması için. 9 offset. Yani herhangi bir sürtme falan yaşamıyorum şu anda. Ama güzel bir görüntü sağlanmış. Evet. Yani çamurluk arasını doldurdu. Dolu dolu. Yani onda oturmuş yani. Evet. 19 inç bulsam onu da takarım. Ama bu sefer sürtmez mi? Vurmaz mı yani? Sürtmez. Ona göre lastik buluruz. Hayırlısı diyelim o zaman. Hayırlısı. O zaman söyle Marşpierre'den başlayalım. Bu Marşpierre biraz daha farklı. Doğru evet, mu? Söyle yanıma alayım seni. Bu Marşpierre'ler normalde line için değil. Subaru Evo 9 Marşpierre'li. Bizim bir İbrahim Bekdemir diye bir fiber ustamız var. Ona rica ettik. Sağ olsun kırmadı bizi. Yaptı. Yani güzel de oldu. Tam oturdu. Kapı aralarına falan girdi. Dolu dolu gösterdi. Bir de en uzun tip olarak bu vardı. Bir de ek koydunuz altına. Evet, altına da yarasa kanat koyduk. O da güzel olmuş. Aynalar kaplama mı, boya mı? Aynalar boya. Üstü kaplama. Üstü de kaplama. Ya aracımda hani siyah beyaz detaylarda boya yok. Genelde kaplama. Peki zam filmine gelsek kaç numara tercih ettiniz? Yanlar şu an 3 numara, önler 0.5. Genellikle böyle.
Ama güzel olmuş. Söyle istersen arkaya doğru geçelim. Öğne gibi arkası da dolu. Arkadan yapılan işlemleri de öğreneceğim senden. İlk spoilerden başlamak istiyorum. Spoiler normalde spawn diye geçiyor ama benimki biraz daha farklı. Yine ben ustama rica ettim. Yanları uzattı kanat şeklinde. Artı 6 yaptı bu şekilde. Güzel koydu. Evet. Egzozlar aktif. Egzozlarımızın 4'ü de aktif. Komple turbodan çıkıp düz boru şeklinde geliyor. Downpipe gibisinden. Folyo tasarım yapıldı. Peki egzoz olarak ne sistem var? Onları detaylı öğrensem. Turbodan çıktığı şekilde, yani eskiden normalde katalizatör vardı bunlarda. Susturucu için, emisyon için. Onu komple iptal ettik. Downpipe koyduk yerine. Downpipe'dan çıkıp da komple düz geliyor. Susturucu falan yok. Ortada T yapıyor. 4 çıkış olarak arkaya kadar geliyor. Şimdi aracın dışı çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Peki motorunda herhangi bir işlem tabii, yazılım var mı? Tabii. Stage 2 Plus yazılımımız var. Mario Garage tarafından yapıldı. 2-3 kere setup değiştirdim. O, yani beğenmedim, az kaldı falan gibisinden. Zaten aracımız 1.3. Hani tam bir performanslı motor değil. Ama yazılımla tamamladı kendisini. Hani memnun musun? Genelde insanlar çekini yaptırmaya. Sen memnun kaldın mı yani? Ya ben yaptırmadığıma pişman oldum şu ana kadar. Öyle söyleyeyim. Yani yazılım şart. Tabii yapıldığı yere bağlı. Ya tabii ki şimdi herkes yazılım yapıyor ama önemli olan yapılan yer. Tabii ki de. Kanka en çok dikkatimi çeken sok sticker kullanmışsın. Nedenini sorabilir mi? Ya benim çocukluk arkadaşım Yasin kardeşim bu işlerle uğraşıyor. Sticker tasarım falan. Hani yapıyor. Biz de yapıştırıyoruz. Hani öyle bir sebebi yok. Kırmıyoruz yani. Böyle kalacak mı yoksa? Değiştireceğiz. Sökeceğiz. Daha kibar olacak yani. Şu an daha çok yoğun var. Evet. Olacak. Daha sade olacak. Aracımızın dışını sizlere detaylı olarak anlatmaya çalışsak istersen test sürücümüze geçelim. Tamam geçelim. Kanka şimdi araç çok güzel olmuş. Peki sana isteyen oldu mu bu arabayı böyle? Ne yaptın? Ya çok soran oluyor. Yani biz de yaptık işte böyle kafamıza göre tek olsun diye. Güzel olmuş ama ellerinize sağlık. Sağ olun. Tekrardan. Peki işlemleri, projesi bitti mi bu arada? Yani şu an için bitti. Hani ben kaplama falan düşünmüyorum şu anlık. Bu şekilde bırakmayı ve bitirmeyi düşünüyorum. Şu anda sadece biliyorsun kanka kaplama olarak Diamond meşhur. Herkes de tercih ediyor. Ya Diamond'ı yapan oldu. O yüzden pek yapasım yok hani. Hani bu şekilde daha güzel. Aynen. Siyah beyaz detaylar daha güzel gösteriyor şu anda aracımda. O zaman en önemli soruyu sorayım. Fiyat olarak ne kadar tuttu? Detaylı olarak alırsam benim için daha iyi olur. Ya gideceğiz bu arada? Ortalama 35-40 bin civarı gitti araca. Sadece ses sistemi olarak 16-17 bin civar tuttu işlemcilerle birlikte. Ondan sonra eğrimiz var. Ortalama 5000 TL. Ön arka bağımsız. Ön tampon özel tasarım. 4000 civarı. Yine jant lastiğimiz 4.5 milyar. Artı yazılım vesaire onlara da bir 4000 civarı gitti. Ya iç aksamla ıvırı zıvırı. Toplam? Ya toplam 35'i 40'ı buldu yani. Ya benim görmediklerim hariç. Linya almak isteyenlere olumlu veya olumsuz düşüncen ne olur? Hani buna dikkat etsin dediğin ne olur? Yani linya araçlarda en büyük sıkıntı enjektör problemi. Ya ona dikkat edilmesi lazım. Bakımlı araba alınması lazım. Hani özellikle ve özellikle enjektöre baktırması yoksa lazım. Yoksa çok sıkıntı çekebilir. Evet yani ben çok yaşadım. İki takım enjektör değiştirdim. Genellikle buna baksa yeterli olur. Peki olumlu olarak? Olumlu olarak parçası ucuz, az yakıyor. Hani vergisi düşük. Ekonomik bir araç. Yani her semtte bir parçacıda rahatlıkla parçasını bulabiliyorsunuz. Peki bu araçların şu anda ortalama fiyatları ne kadar? Stok hali yani. Ya stok hali ortalama yani biraz da kişiye göre değişiyor. Bu araçların piyasası çok dengesiz bir şekilde. Hani 70 isteyen de var boş haline, 110 isteyen de var. Tabi aracın hasar durumuna da bağlı biraz. Yani hani geçmişine bağlı, kilometresine bağlı. Yani ortalama ne diyebiliriz buna? 80 bin civarı stok hali, boş hali. Aynen. Şimdi Air konusuna gelmek istiyorum. Air ne zamandan beri üstünde var? Bir senedir var. Air'in tek artısı rahatlık. Hani konfor ve güvenlik olarak hiçbir şey diyemeyeceğim. Çünkü havanın üstündesiniz. Yani havanın üstüne gittiğinizde her şey olabilir. Tabi tabi her şey olabilir. Tavsiye eder misin insanlara, yaptırmak isteyenlere? Coil yani biraz uğraşılıyor bazı yerlerde, kasislerde falan hani insanları bekletiyorsunuz, yeri geliyor, trafiğe engel oluyor. Ha Air o bakımdan güzel, kaldırın, sürün.
O zaman son olarak da ses sistemi hakkında biraz bilgi almak istiyorum senden. Ses sistemi 4 takım midrange'imiz var aracımızda. Genellikle Race Audio. Ben hani frekanslar karışmasın diye hep aynı markayı tercih ettim. Arkada 2 takım 20 santimimiz var. Ön kapılarda 16 santimimiz var. Ön direklerimizde 13 santimimiz var. Artı tweeterlarımız. Bagajımızda işte 1000 RMS basımız var. Çift bobin. İşte amfilerimiz var 3 tane. Biri sırf bas amfisi, biri 6 kanal midrange amfimiz, birisi de sırf tweeterlar için kullandığımız. Şu anda ses olarak ideal mi yoksa ileri zamanlar tekrar değiştirir mi? Bu araçlar için ideal. Hani ses sistemini çok yüklü bir şey yapmak istiyorsanız hani daha çok ticari araçlara yönelmelisiniz. Ya bu tip araçlar için çok rahatlıkla yeterli bir ses sistemine sahip yani. İçinde de birkaç değişiklikler var. Onları da öğreneyim senden. Aracımız Active Plus. Normalde her yer siyah. Biz kendimiz yaptık, söküp işte boyadık, griye çevirdik. Ayrıca gösterge renk değişimleri yapıldı. Aracımız boş paket olduğu için hız sabitleyicisi yok. Onları falan ekledik ilave olarak. Gösterge saatlerimizi yukarı aldık. Hani göz önünde dursun diye daha iyi. Kontrol amaçlı. Göstergeleri de sen mi yaptın yoksa? Evet, tabii tabii. Yani gösterge renk değişimi arıza işlerine de bakıyorum. Her şey senin elinden. Aynen. Yani aracın solu senin evet. Elinden geçti. Ya araç Allah'a şükür kolay kolay ustaya götürmüyorum. Kanka çekimin sonuna geldim. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Böyle güzelliği bizimle paylaştığın için. Son olarak selam göndermek istediğin varsa öğreneyim. Evet. Bu çekime sebep olan Görkem Tezcan kardeşime teşekkür ediyorum öncelikle. Buradan ben de çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü onun sayesinde bu çekimi yapıyoruz. Evet. Bir de bu arabada emeği en çok geçen Yusuf Yanbakar kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bedel kurucusu olduğumuz, yani Görkem Tezcan'la birlikte kurucusu olduğumuz bir grubumuz var. Bedel Works. Komple aileye selam gönderiyorum. Aleykümselam. Tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Elimizden geldiği kadar ülkemizde ne kadar güzel araçlar varsa araştırıp bulup sizlere sunmaya çalışıyoruz. Sadece sizden isteğim, videoyu beğenmişseniz bir beğenip bir yorum, bir de kanalımıza abone değilsen abone olup bizlere destek olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Purpose.